peygamberimizin geleceğinin Tevrat'ta geçmesi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Nuaym rahmetullahi aleyhi naklettiğine göre Kabul Ahbar radiyallahu an Yahudi hahamını ağlar görür ve ona niçin ağladığını sorar. Haham bazı şeyler hatırladım da ondan der. Kab niçin ağladığını sana söylersem beni tasdik eder misin der. Haham evet deyince Kab şöyle der. Allah aşkına doğru söyle. Musa aleyhisselam Tevrat'a baktığı zaman Ey Rabbim! Ben Tevrat'ta iyiliği emreden, kötülükten nehyeden, önceki ve sonraki kitaplara inanan, dalalet ehliyle savaşan ve en sonunda bir gözü kör deceli öldürecek olan ve bütün ümmetlerin en hayırlısı bulunan bir ümmet görüyorum. Ya Rabbi! Bu ümmeti bana ümmet kıl diye niyazda bulunmadı mı? Haham da bunu evet diyerek tasdik etmiştir. Yine Kaab radıyallahu an dedi ki: Allah aşkına doğru söyle. Okuduğun Tevrat'ta Musa'nın aleyhisselam Tevrat'a baktığı zaman ya Rabb'i ben Tevrat'ta öyle bir ümmet görüyorum ki her halükarda Allah'ı tekbir eder, tahmid eder, temiz topraktan teyemmüm ederler. Yeryüzü onlar için mescittir. Suyu bulamadıkları zaman teyemmüm ederek abdest de alırlar, gusül de ederler. Abdest azaları ahirette nur gibi parlar. Ya Rabbi, onları bana ümmet kıl diye talep ettiğini de okuyorsun değil mi? Haham da evet diyerek tasdik etti. Celalettin Es Suyuti Peygamberimizin Mucizeleri Sayfa 28 Soru Üzerinde dirhem miktarından az necaset bulunan kişi, onu temizlemekle meşgul olunduğunda, Cemaati kaçıracak olsa ne yapmalıdır? Cevap: Üzerinde dirhem miktarından az necaset bulunan bir kimse temizlemeyle uğraşması durumunda cemaati kaçırma korkusu taşıyorsa temizlemek sizin o haliyle kılması müstehaptır. Çünkü o miktar necaseti temizlemek farz değil, müstehaptır. Halbuki cemaate iştirak ettiğinde farzı eda etmiş olacaktır. Sualli Cevaplı İslam Fıkhı Cilt 1 Sayfa 24 16 Eylül Mevlana takvimi